Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Özgün Namal hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Özgün Namal 28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kökeni Selanikli'dir. Annesi Akile Namal emekli bir devlet memurudur. Babası Makedonya kökenli Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır. 1997 tarihinde profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünü tamamlamış, daha sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimleri almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken fotoğrafçılık da hobileri arasındadır. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Elif Eylül karakteri ile ünlenmeyi başarmıştır. 2005 tarihinde rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal komedi kadın oyuncusu ödülünü almıştır. 2009 tarihinde yayın hayatına başlayan ve 2011 tarihinde final yapan Hanımın Çiftliği dizisinde Mehmet Aslantuğ ile başrolleri paylaşmıştır. 2015 tarihinden beri ekranlardan uzak olan Özgün Amal, son olarak 2014-2015 tarihinde Yeteneksizsiniz Türkiye programında jüri üyeliği yapmıştır. 2002-2008 tarihleri arasında oyuncu Oktay Kaynarca ile aşk yaşamıştır. 2014 tarihinde Ahmet Serdar Oral ile evlenmiş ve iki çocuğu olmuştur. 6 Ekim 2020 tarihinde eşi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir. Özgün Amal, Ayşe Arman'a verdiği röportajda şu ifadelerde bulunmuştur. 35 yaşında ikinci hayatım başladı demiştir. Biraz erkeksi ama aynı anda dişi, hem çok yetenekli ve başarılı, ödülleri boyundan büyük ama gel gör ki oyunculuğu bırakmaktan bahsediyor. Tabii ki bütün anlattıkları buraya sığmadı. Özgün Amal'a sorulan nasıl bir çocukluk, nasıl bir anne baba sorusuna, babam tekstilci, annem devlet hava meydanlarında memur, annem delinin teki, 40'ından sonra üniversiteye giriyor, baba daha mülayim ama ikisi de şahane demiştir. İsmini koyan hangisi sorusuna, ikisi birlikte, o yıllarda El Ele dergisi var, kadın ve çocuk sağlığı olarak çıkıyor. Orada görülüyor ki kız ismi olarak Özgü'yüm. Özgü biliyorsun sıfat isim değil. Bayağı tartışıyorlar. Annem koyalım gitsin diyor. Ben ayva yiyorum ama ismimi hep sevdim demiştir. İsmin gibi sen de kendine özgü birisin ifadesine. Sağ ol, tam adım Melahat Özgün Amal. İçimdeki o domestik yan da Melahat'tan geliyor demiştir. Çocukluğun nerede geçiyor sorusuna ise Üsküdar, Bağlarbaşı, Kuzguncuk, Nakkaştepe, o dönem Perihan abla çekiliyor, her hafta sonu onu izlemeye gidiyoruz demiştir. Tek çocuk musun? Yok, erkek kardeşim var, onun da ismi enteresan, Duygu. Anneme onun adını sordum, neden dedim. El ele de yazıyordu dedi. Oyunculuk ne zaman kanına giriyor sorusuna ise annem de babam da çok çalışıyordu. Biz de yaramaz çocuklarız, biz evde yokken sokakta bisiklete binemezsiniz. Biz evde yokken kestane patlatamazsınız gibi yasaklar olunca beni zapt edemediler. Tiyatro kursuna yazdırdılar. Enis Fosforoğlu Tiyatrosu. 14 yaşımda sahneye çıkmaya başladım. Hiç unutmuyorum, perde açıldı. Adımımı atacağım, atamadım. Nefesim kesildi. Aslında kaçacaktım ama ittiler. Çıkış o çıkış demiştir. Çocukluk hayallerini süsleyen şey oyunculuk muydu sorusuna ise bilmiyorum, başka bir şey yapmayı hiç düşünmedim. Lisede halk eğitim merkezine yazıldım. Güzel bir ortamdı. Arkadaşlar eğleniliyor. Aile de baskıcı bir aile değil. Ben buna devam etsem dedim. Sen bilirsin dediler. Konservatuara gideyim mi? Aa, şahane olur derken MSM, konservatuar ve koca bir 18 yıl. Şimdi 35'imdeyim. Ne ifade ediyor oyunculuk sorusuna ise bundan 5 yıl önce başka bir cevap verirdim. Tutkuyla bağlıyım ve oyunculuk benim için vazgeçilmezim derdim. Ama artık böyle hissetmiyorum. Oyunculuk benim için çok sıradan bir şey. Yapmam gerekeni yapıyorum. Bazen sıkıldığımı bile söyleyebilirim. Hayattaki en şahane şey de değil. 35'teki kararım budur demiştir.
Yavaştan başka işlere yönelmeye, hafif hafif sıyrılmayı, gitmeyi planlıyorum. Seni böyle düşünmeye yönlendiren ne sorusuna ise 30'lu yaşlar, 20'lerdeki o telaş, o hırs, onu da becereyim, bunu da yapayım, yok artık. Ama sen parmakla gösterilen oyunculardan biri değil miydin sorusuna, okulda kötü öğrenci ama iyi oyuncu olacak derlerdi. Son sınıfta Yıldız Kenter beni sınıfta bıraktı. Hep derse geç kalırdım. Neden sorusuna ise, çünkü uykuyu seviyordum. Oldum olası anarşist bir tarafım vardır. Kural sevmem, pek de tanımam. Sonradan bunun üzerine çok düşündüm. Niye benim içimde düzeni bozmak, kuralları değiştirmek gibi bir his var? Niye herkes gibi düzene uyum sağlayamıyorum? Terapi döneminde bu meseleleri deştim demiştir. Neymiş sebebi? Derdim farklı olmak, arıza olmak değil. Bu benim doğal halim, uyumsuzluk ve uygunsuz hali. Başka nerelerde uygunsuzsun sorusuna ise, sette mesela şu saatte geleceksiniz diyorlar. Hemen neden o saatte geleceğiz ki diyorum. Ama şımarıklıktan değil, hep sorgulama hali. Kim demiş, neden demiş, hadi bunu değiştirelim, kendimize uyarlayalım. Tabii 30'larımın başında dur ya, neden böyleyim dedim, bir de mutsuzdum. O yüzden mi terapiye gittin sorusuna, evet ödüller almışım, ilgiden sokakta yürüyemeyecek haldeyim ama mutsuzum. Biraz da tabii 25 yaşında meşhur olmanın getirdiği bir sorun. İki seçeneğim vardı. Ya şımarığın teki olup çıkacaktık ya da içime kapanacaktım. Ben içime kapanmayı tercih ettim. Bir gün uyandığımda baktım ki çok mutsuzum. Çok yakın bir dostum sen terapiye git dedi. İyi ki gitmişim demiştir. Terapi ne kadar devam etti? 4 yıl demiştir. Kendine dair ne öğrendin sorusuna ise kendimi keşfettim. Gerçekten ne yapmak istediğimi öğrendim. Öğrendiğim şeylerden biri de susmaktı. Sonra da kabullenmenin önemini fark ettim. Tasavvufa, mesneviye daldım. O zaman ister istemez başka kapılar açıldı demiştir. Bu anlattıkların çok güzel de içinde çözemediğin mesele neydi sorusuna. Zihnimin içindeki düşünceler beni ele geçirmişti. Nasıl anlatsam benim enerji fazlam var. Sürekli bir üretme halindeyim. İlla oyunculukla ilgili değil, resimle de ilgili olabilir. Müzikle de, aşçılıkla da. Yaratıcı enerji iki türlü ya da ya yapıcı ya yıkıcı. Bendeki yaratıcı enerji yıkıcıya dönmek üzereydi demiştir. Kesmiyordu yaptığın şeyler. Aynen öyle, oyunculuk yetmiyordu. Hiçbir şey yetmiyordu. Beni güzellikle ilgilendirmez, şımardığım günler olmuştur. Ama 25 yaşındayken bile şunu aklımdan hiç çıkarmadım. Ben iletken olarak buradayım. O yüzden ne oyunculuğumu ne de güzelliğimi abarttım demiştir. İyi güzel de bu da kendine haksızlık değil mi sorusuna ise inkar edecek halim yok. Ödül aldığımda tabii ki mutlu oluyordum. Bir de çok ödül aldım. Sadri Alışık, Afife Jale, Altın Portakal, Hindistan Film Festivali, Oxford Film Festivali, yani düşün Madeira diye bir adadan bile ödül verdiler bana. Beynelmilel'de de İstanbul Film Festivali ödülüm var. Oyunculukla bu kadar ödül almış birinin ben artık başka bir iş yapmak istiyorum demesi de acayip. Senin normalde bu benim varoluş biçimin demen gerekmiyor mu sorusuna. Ama değil ki, varoluşum değil oyunculuk, hiçbir zaman olmadı. O zaman bu dünyaya geliş sebebin ne? Sen bunun da cevabını biliyorsundur. Evet, iletmek için projektörüm ben. Mesela seninle de yeni tanışıyoruz ama en önemli sırrını anlatıyorsun bana. Bunun açıklaması yok. Bana güveniyorsun ve sırrının ömür boyu bende kalacağını biliyorsun. Ya da bir derdim var, bunu Özgü halleder diyorsun. Hallederim de. Böyle bir özelliğim var ve artık bu işe yarasın istiyorum. Oyunculuğumda kullandım. Şimdi sıra başka şeylerde. O yüzden de 35 yaşımda hayatımın ikinci yarısı başlıyor. Ne yapacaksın sorusuna, zihinsel engelli ve otistik çocuklarla ilgili şeyler yapacağım. İnsanlar gerçekten beni artık böyle işler için kullansınlar. Bunu bir dernekle mi yapacaksın sorusuna, bir vakıfla. Merhamet hatırlamamız gereken şey ama biz bunu unuttuk. Doğanın kanunu vermek, onu da unuttuk. Benim için de verme zamanı geldi artık. İlla 60'ımı beklemek gerekiyor demiştir. Bu işte bir yalnızlık var. Vizyona girmek üzere. Nasıl hissediyorsun? Heyecanlıyım ama yönetmenimiz Keçe, rol arkadaşıma ve Fida filme çok güvendiğim için kendimi iyi hissediyorum demiştir. Kısaca Özgün Amal hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla videoyla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Şimdilik hoşça kalın.
Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmadan geçmezseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.